İyi akşamlar. STV Ana Haber'de günün ve gündemin getirdiği haber başlıklarıyla karşınızdayız. Tarihlerimiz 25 Ağustos'u gösteriyor. Efendim, Odunpazarı Belediyesi'nin Eskişehir Spor'a vermiş olduğu bir billboard destekleriyle ilgili ortaya atılan iddialar doğrultusunda bugün Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Eskişehir Spor Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek kameralar karşısına geçti ve bu iddialara cevap verdi. Eskişehir gündeminde birkaç gündür Eskişehir Spor ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'la ilgili iddialar ortaya atılıyor. Konuysa billboard meselesi. Ortaya atılan iddialara Kazım Kurt isyan etti. Yaşananlar nedeniyle Eskişehir Spor Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt kameraların karşısına geçti. Mehmet Şimşek, hiç kimse Kazım Kurt'un Eskişehir Spor'a yaptıklarını tartışmasın, bu konu kapalıdır dedi. Şimdi son 2-3 gündür Eskişehir Spor üzerinden ve Kazım Başkanımızın adının da geçtiği birçok konuşma ve söylenti oluyor. Biz bu bilgi kirliliğini önlemek ve yönetimimizin gerekse Kazım Başkan'ın ne yaptığını şeffaf bir şekilde taraftarlarımıza ve şehrimize anlatmak için bir toplantı düzenledik sizle birlikte. Konuyu biliyorsunuz. Konu öncelikle billboard meselesi. Yalnız billboard meselesine girmeden önce birincisi kulübümüze hangi partiden ya da hangi makamda olursa olsun hiç kimse siyaseti bulaştırmasın. Siyasi amaçlarına ya da ileri planlarını bizim kulübümüzün üstünden yapmasın. İkincisi de hiç kimse bu şehirde Kazım Kurt Başkanımızın Eskişehir sporluluğunu ve Eskişehir Spor'a yaptığı faydaları, yararları tartışmasın dahi. Yani bu konu kapalıdır. Bu şehirde Eskişehir Spor'a zaten yardım eden belli başlı insanlar var. Kim var? Belediye başkanlarımız var. Başta Kazım Başkanımız. İşte AK Parti İl Başkanımız Zihni Çalışkan var. İşte Sanayi Bölge Müdürümüz Nadir Küpeli var. Organize Sanayi Müdürümüz Cihattin Kesikbaş var falan falan. Yani toplasanız bir elin parmakları kadar insan var. Lütfen bu insanlara vurmayın arkadaşlar. Biz bu kulübü çok zor götürüyoruz. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da yaptığımız yardımlarla önümüzün kesilmesi Eskişehir Spor'a düşmanlıktır diye konuştu. Sahte isim kullanan bir basın mensubu dallandırıp budaklandırıp yaymaya çalıştı. Bunun kim olduğunu ben biliyorum. Bütün Eskişehir'de çok net biliyor. Çünkü işi bu. Profesyonelce bu işi yapan bir kişi. Ve o bir takımla birlikte hareket ederek Kazım Kurt'u nasıl yıpratırızın hesabını yapan bir anlayış. Takım halinde yaptıkları bu çabayı belli alanlarla da işbirliği içinde götürerek sanki gazetede çıkan her şey çok ciddi takip ediliyormuş gibi savcılık tarafından da suç duyurusu olarak algılandı ve soruşturma başlatıldı. Vilayetimiz bunu bir suç duyurusu olarak değerlendirdi ve idari yönden soruşturma başlattı. Bunlar bizi çok üzdü. Bir kere Eskişehir Spor'a yapmak istediğimiz yardımlarla ilgili önünün kesilmesi Eskişehir Spor'a düşmanlıktır. İkincisi, bu iyi niyetli çabalarımızın önünün kesilmesi bize de zarardır. Buradan politik bir şey çıkmaz. Efendim, dün de ekranlarınıza getirmiştik. 20 yaşındaki bir genç motosikletiyle tırın altında kalarak feci şekilde can vermişti. İşte o kazaya dair güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde talihsiz gencin kaza anı an be an böyle kaydedildi. Kaza 23 Ağustos Salı günü saat 18 sıralarında 75. Yıl Mahallesi Adahisar Sokak'ta meydana geldi. 20 yaşındaki Yiğit Üzeyir Ergan kullandığı motosikletle yokuş aşağı kayarak tırın altında kaldı. Ağır yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 20 yaşındaki Ergan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın yaşandığı esnada çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameraları kayıttaydı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından genç motosiklet sürücüsünün motosikletiyle kayarak tırın altına girdiği anlar saniye saniye böyle kaydedildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı Eskişehir'imizde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar, yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verirken tüm Eskişehirlileri de bu etkinliklere katılmaya davet etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi tarafından açıklama yapıldı. Şube Başkanı Cihan Taşar, Büyük Zafer'in 100. yılının Eskişehir'de coşkuyla kutlanacağını söyledi. Çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade eden Taşar, tüm halka etkinliklere katılma çağrısı yaptı. 100 yıl önceki Büyük Zafer'i çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. 25 Ağustos 2022 günü Afyonkarahisar Kocatepe'ye otobüsle giderek gece üyelerimizle Zafer yürüyüşüne katılacağız. 26 Ağustos sabah 05'te resmi törenlere katılacağız. 30 Ağustos 2022 tarihinde Salı günü ise Eskişehir'de Büyük Zafer yürüyüşünü gerçekleştireceğiz. Yürüyüş Ulus Meydanı'nda saat 18'de toplanıp Ulus Anıtı'nda Demokratik Kitle Örgütleri adına basın açıklaması yapacağız. Üyelerimizin ve halkımızın katılımı ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile düzenlenecek yürüyüş ve etkinliklere katılacağız. Yürüyüş güzergahı Ulus Meydanı'ndan başlayarak Doktorlar Caddesi'nden Adalar'da konser alanında son bulacaktır. Aynı gün Vilayet Meydanı'nda yapılacak resmi tören sonrası Atatürk Anıtı'nda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve basın açıklaması ile 100. yıl coşkusunu Eskişehir halkı ile birlikte kutlayacağız. Bu arada Eskişehir'de maraton başlıyor. 26 ve 27 Ağustos tarihlerinde Eskişehir'imizin kurtuluşunun 100. yılına özel olarak gerçekleştirilecek 3. Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu ve Spor Festivali binlerce sporcuya ve spor severe unutulmaz bir iki gün yaşatacak. Biraz daha ileri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve 223 Event Organizasyon İşbirliği ile Kurtuluşun 100. yılı için koşuyoruz sloganıyla düzenlenecek olan 3. Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu ve Spor Festivali, spor etkinlikleri ve yarışlarla hem ulusal hem de uluslararası arenada adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Eskişehir'in markası haline gelen Eskişehir Yarı Maratonu bu yıl 19 ilden 4000'e yakın sporcuyu ağırlayacak. 26 Ağustos Cuma günü Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda başlayacak olan spor şenliğiyle start alacak büyük organizasyonda birbirinden özel spor etkinlikleri düzenlenecek. Şenlikte spor etkinliklerinin yanı sıra festival alanında DJ performansları da gerçekleşecek. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Eskişehir'in markası olan 3. Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu ve Spor Festivali'ne tüm Eskişehirlileri beklediklerini belirterek, kurtuluşumuzun 100. yıl coşkusunda hep birlikte olalım çağrısında bulundular. Etkinlik hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler, EBB Spor Instagram ve Facebook sayfalarını, ayrıca www.eskişehiryarımaratonu.com adresini ziyaret edebilirler. 2. Ulusal Yunus Emre Hoşgörü Handball Turnuvası'nda da büyük heyecan yaşanacak. 5 Süper Lig ekibi 27 ve 30 Ağustos tarihlerinde Porsuk Spor Salonu'nda turnuvada boy gösterecek. Eskişehir'de 2. Ulusal Yunus Emre Hoşgörü Handball Turnuvası başlayacak. 27 Ağustos'ta başlayacak olan turnuva 30 Ağustos Salı günü sona erecek. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan turnuvada İstanbul Beykoz, Bursa Nilüfer Belediyesi, Muğla Köyceğiz, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Mihalıçık Spor yer alacak. Maçlara Porsuk Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Öte yandan turnuva hakkında basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Mihalıçık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Mihalıçık Spor Antrenörü Hüseyin Taşcan, Osman Özoğlu ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Antrenörü Savaş Yüksek katıldı.
Mihalıçık Belediye Başkanı Haydar Çorum turnuva hakkında bilgiler verdi. Tüm spor severleri turnuvaya katılmaya davet etti. 27, 28, 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde şehrimizde turnuvamızı gerçekleştireceğiz. Bu takımlarımızı, Süper Lig'in en kıymetli, en de birbirinden değerli takımlarımızı Eskişehir'de misafir etmekten mutluluk, onur duyuyoruz. Yine turnuvamızın gerçekleşmesinde katkı sağlayan Mihalıçık Kaymakamlığımıza, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Handball Federasyonu'na ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bütün Eskişehirleri ve spor severleri 27, 28, 29 ve 30 Ağustos'ta Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirecek olan müsabakaları izlemeye davet ediyoruz sizlerin aracılığıyla. Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Mihalıçık Spor'un antrenörü Hüseyin Taşcan, şampiyonluğu Eskişehir'e getirmek istediklerini söyledi. Biz oynarken zevk alacağız. Bizi seyredenler de bundan dolayı hem mutlu olacaklar hem de bizi seyretmekten zevk alacaklar. Bizim birinci hedefimiz o. Yani önce sporun gerektirdiği en doğru şeyleri sahaya yansıtacağız. Bizi seyredenler en az bizim kadar mutlu olacaklar. Yani seyretmekten de büyük zevk alacaklar. Bizim birinci hedefimiz o. Ve bunun da kalıcı olmasını istiyoruz. Eskişehir'de Türkiye'nin benim açıkçası en büyük isteğim 3 ya da 4 yıl içerisinde eğer şartlar doğru olabilirse Eskişehir Eti'nin yaptığını biz Mihalıçık olarak burada yapmak istiyoruz. Yani şampiyonluğu tekrar 30-35 yıl sonra Eskişehir'e getirmek istiyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi antrenörü Savaş Yüksekse turnuvada herkese başarılar diledi. Bizim için lig öncesi anlamında çok güzel hazırlık maçları olacağını düşünüyorum. Umarım sakatlıksız güzel bir turnuva olur. Herkese başarılar diliyorum. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde keşfedilen 20 bin onsluk altın rezervinde çalışmalar tüm hızıyla devam edilirken bölgede yapılan kontrollü patlatma kameralara yansıdı. Şimdi rezerv alanından görüntülerle devam ediyoruz bültenimize. Sivrihisar ilçesinin Kaymaz mahallesinde tespit edilen altın rezervinin ülke ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. Bölgedeki maden arama şirketinin 2022 cirosuna 500 milyon TL katkı sağlayacağı belirtilen keşfin ardından sondaj yapılan alanda çalışmalar hızlandı. Güvenlik önlemleri altında iş makineleri yardımıyla sahada çalışma yapan ekipler zaman zaman kontrollü patlatma gerçekleştiriyor. Rezervin belli bölgelerine yerleştirilen patlayıcılar infilak ettirilerek ortaya çıkan cevher işlenmek üzere araçlar tarafından tesislere taşınıyor. Tonlarca kaya parçasının yerinden koparıp savurduğu patlamalardan biri de kameralara böyle yansıdı. Efendim, Eskişehir'in sıcağına alışığız ama son zamanlarda etkili olan nem bir hayli şaşırttı bizleri. Zira denize kıyısı olan şehirlerde bile nem oranı %90'larda seyrederken Eskişehir'de son zamanlarda nem oranı %81'leri aştı. Vatandaşı bezdiren sıcak ve nemli hava en çok özellikle dondurma satan esnafın işine yaradı. Zira satışlar arttı. Lakin bu sıcak ve nemli havalar uzun sürmeyecek. Meteorolojiden yapılan uyarıya göre cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji sarı kodlu uyarıda bulundu. Ülke genelinde özellikle son günlerde etkili olan bunaltıcı sıcaklar insanların yaşamını olumsuz etkiledi. Denize kıyısı olan şehirlerde nem oranı %90 seviyelerini aşarken, iç bölgelerde de benzer oranda nem görülmesi şaşırttı. Nem oranı geçtiğimiz günlerde %80'i aşan Eskişehir'de, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarak 31 dereceye kadar ulaştı. Yani Eskişehir'de alışık olmadığımız bir hava durumu. Eskişehir'in sıcağına, yaz sıcağına çok alışkınız. Yani kuru sıcağına çok alışkınız ama nem olayı bizi gerçekten çok bunalttı. Nefes almakta zorluk çekiyoruz evde. Hani daha yaşlı insanlar falan daha zorlanıyorlar. Kronik rahatsızlığı olanlar. Deniz kenarında da bir şehir olmamasına rağmen bu kadar nem oldukça yadırganılacak bir durum oldu. Ve yadırgadık yani, alışamadık. Özellikle dışarı çıkmıyoruz. Kesinlikle aşırı derecede bunaltıcı bir sıcak var ve hani geçen seneye nazaran bu sene nem oranı çok yüksek. Yani dolma biberlerimiz bile kurumuyor, öyle düşünün artık. Ya açıkçası evdeydik. Bugün de biz bir düğün öncesindeyiz, mecburiyetten çıktık. Yoksa cidden çıkılabilecek bir hava yok.
Yani mümkün mertebe evde kalmak daha doğru olacaktır. İçeri giriyorsun içeri sıcak, dışarı çıkıyorsun dışarı sıcak. İşin varsa mecburen çıkmak zorundasın. Yoksa gölgelerde geçirecek işte. Bunaltıcı ve sıcak havalar dondurma satan esnafın işine yaradı, satışlar arttı. Çok güzel. Yani zaten Eskişehir halkı dondurmayı seven bir kitle. Bizim de işimize yarıyor. Serinlemek için en ideal yol dondurma. İnsanlar sevdikleri için bir külah dondurma ikram ediyorlar. %20-%30 kesinlikle bir artış var. Bu da sıcağın dediğiniz gibi nemin etkisini gösteriyor. Öte yandan meteorolojiden cuma günü için sarı kod uyarısı geldi. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre 26 Ağustos cuma günü öğle saatlerinden itibaren Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri geneliyle Eskişehir'in batı kesimlerindeki Tepebaşı, Odunpazarı, Seyit Gazi, İnönü, Mihal Gazi ve Sarıcakaya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Uzmanlar meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor. Yenikent mahallesindeki pazar yeri pazarların olmadığı günlerde tarhana kurutmak isteyen ev hanımlarıyla doluyor. Pazar tezgahlarını tarhanalar süslüyor. Eskişehir'in farklı mahallelerinde yaşayan birçok ev hanımı kış aylarında tüketmek amacıyla tarhana kurutuyor. Türk mutfağında önemli yer tutan ve içerdiği besin öğeleriyle dikkat çeken tarhanalar hazır hale getirildikten sonra güneşe bırakılıyor. İlk önce yoğurdu, süt alıyoruz, yoğurt yapıyoruz, mayalıyoruz. Süzme yoğurt yaptırıyoruz, iyice katı yoğurt olması gerekiyor yani kuruması için. Ondan sonra tekrar süt alıyoruz. Göcesini beraber pişiriyoruz. Pişirdikten sonra bir saat, bir buçuk saat dinlendiriyoruz. Kabartıyoruz göceyi. Ondan sonra tekrar yoğurtla karıştırıyoruz. Bir gece bekletiyoruz, mayalandırıyoruz. Ertesi günde kurutuyoruz. Yani biraz güneşte, biraz gölgede. Günlerce süren hazırlık, kurutma ve eleme süreciyle birlikte son halini alan tarhanalar, kışın tüketilmek üzere saklanarak raflardaki yerini alıyor. Eskişehir'de Yenikent Mahallesi'nde bulunan pazar yeri, boş olduğu zamanlarda tarhana kurutmak isteyen kadınlarla doluyor. Geliriz, dökeriz böyle erken saatlerde. Aynen. Bu şekilde kuruturuz. Meyve ve sebze tezgahlarına serilen tarhanalar akşama kadar güneşte bekletiliyor. Beraber konuyla, komşuyla burası beraber. Biraz temiz, biraz burası daha şeyler falan var ya, sehpalar falan iyi oluyor yani. Yenikent ve çevre mahallelerden gelen kadınların tercih ettiği alanda el emeğiyle hazırlanan ürünler güzel görüntüler oluşturuyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Söğütönü Keskin yolunda ikinci etap çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Sorunsuz bir üst yapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Söğütönü Keskin yolunda yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. İmar planına bağlı olarak şehir trafiğini rahatlatacak Söğütönü Keskin yolunun ilk etabında Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Ankara-Bursa Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ile Aktürk Sokak kesişimine kadar olan bölüm tamamlanıp trafiğe açıldı. İkinci etap olan yolun Kenter Sokak'la 1516. sokağa kadar olan kısmında 10 Ağustos'ta başlayan çalışmalarda da sona yaklaşıldı. Sıcak asfalt seriminin yapıldığı yolda bordür taşı döşeme ile Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerinin ağaçlandırma, oya taşında orta refüj aydınlatması ve eski ekiplerinin altyapı çalışması sürüyor. Toplamda 2400 metre uzunluğunda yapımı tamamlanacak yolla, Eskişehir kent içi ulaşımında da güvenli ve konforlu yolculuğun yanı sıra trafikte önemli bir rahatlama yaşanacak. Ekipler çalışmalar nedeniyle sürücülerin oluşturulan alternatif güzergahlardan ulaşımı sağlayabileceklerini hatırlatarak trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundular. Bilecik il genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Bilecik'te rüzgarla karışık yağan sağanak yağış sel baskınlarına neden oldu. Birçok ev ve iş yerini su basarken Merkez Atatürk Bulvarı üzeri adeta göle döndü.
Yaklaşık bir saat boyunca etkili olan sağanak yağış sonrası Bilecik Belediyesi'ne bağlı ekipler oluşan sel baskınları ve yollardaki çökmelere karşı yoğun mesai harcadı. Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses ve Vedat Kazıcı ile sahaya inerken 200 personelin katılımıyla gerçekleşen yol açma ve su tahliye işlemlerini yerinde takip etti. Bileciklilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Afat boyutunda bir yağış aldık. Bizler yaklaşık 200 personelimizle sahadayız. Çalışmalara devam ediyoruz. Siz değerli vatandaşlarımızdan ricamız, komşularınıza el uzatın ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız eğer varsa lütfen bize ulaşın. Onlara kalacak yer temin etmek istiyoruz. Sizden ricamız dere yataklarından uzak kalmanız. Çünkü sizlerin de bildiği gibi yağış sabaha kadar devam edecek. Lütfen dolgu alanlarından uzak kalın. Çünkü oralarda yağıştan dolayı boşanmalar meydana geldi. Hepimize çok büyük geçmiş olsun. Can kaybı olmamasını temenni ediyorum. Efendim haberleri aktardık. Bu haberimizle birlikte bültenimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın saatlerimiz 19'u gösterdiğinde STV ekranlarında yeni gelişmelerle tekrar karşınızda oluncaya dek iyi akşamlar dileriz.